Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Uspanağı daha önce hiç bu şekilde görmediniz. Farklı bir tarif ile geldim. Tarifimize hemen başlayalım. Bahçeden topladığım, yıkadığım ıspanakları küçük olacak şekilde doğruyorum. Kavrulmuş soğanların üzerine doğradığım ıspanakları alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz serperek bulandırmadan ıspanakları yüksek ateşte kavuralım. Evet, biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Karıştırarak altını kapatıyorum. Evet, iç harcımız artık hazır. Bir tutam maydanoz ve dereotu karışımı var. Kök kısımlarını küçük olacak şekilde doğruyorum. 2 tutam ıspanak yapraklarım var. Kök kısımlarını doğruyorum. Yaprak kısımlarını da hamurunda dekor olarak kullanacağız. Kenara ayırıyorum. Dilerseniz hamuruna 2-3 tane tam yaprak da atabilirsiniz. Evet, ıspanak ve maydanozlarımı, dereotlu saplarımı doğradım. Hepsi hazır. 2 adet yumurta ekliyorum üzerlerine. İki su bardağı süt ilavesi yapalım. Bir çay bardağı sıvı yağ. Evet, tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar çekelim. Evet, üzerine 2 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. Karıştırmaya devam edelim. Evet, kıvamı biraz gözüme koyu geldiği için yarım su bardağına yakın süt ilavesi yapıyorum ve karıştırıyorum tekrardan. Tavayı çok az yağ ile yağladım. 2 kepçe hamurdan dökerek hızlıca tavaya yayalım. Evet, ters çevirelim. Hamuru fazla kurutmadan üzerine ıspanak yaprakların ile dekor yapalım. Tekrardan ters çevirerek çok kısa bir süre daha pişirelim. Tezgah üzerine alarak soğumayı bırakalım. Kalan hamuru dökerek pişirmeye devam edelim.
Dilerseniz üzeri hafif bir şekilde kuruduktan sonra yaprakları üzerine koyabilirsiniz ters çevirmeden. Evet, ters çevirerek diğer tarafı da pişiriyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamurun üzeri hafif bir şekilde koyulaştıktan sonra üzerine maydanoz, dereotu, ıspanak yaprakları ile dekor yapabilirsiniz. Ben bir kısmını ıspanaklı, bir kısmını dereotlu, bir kısmını da maydanoz yaprakları ile süsleme yaptım. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gerçekten çok farklı bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, hamuru bitene kadar pişirmeye devam ediyorum. Bir kısmında maydanoz yaprakları ile dekor yaptım. Evet, hamurların hepsini pişirdim gördüğünüz gibi. Evet, hamurları ters çevirelim. Hazırladığımız ıspanaklı harçtan yarısına kadar koyarak yayalım. Hamurdan bir kepçe ayırdım ve etrafına bir fırça yardımıyla sürüyorum.
Evet, hemen kapatıyorum. Ay şeklinde. Diğerlerini de aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Evet, fırın tepsisini alalım. Üzerlerine bir fırça yardımıyla hafif bir şekilde zeytinyağı sürelim. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında 15-20 dakika hafif bir şekilde pişirmeyi bırakalım. Evet, böreklerimiz artık servise ikrama hazır. Servis tabağını alarak ikrama hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.